Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com'un hazırlamış olduğu Python derslerine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Python nedir? Bunları konuşmuştuk. Bu dersimizde ise Windows makinesi üzerine Python kurulumunu gerçekleştireceğiz. Python.org adresine gidiyoruz. Burada Downloads diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz. En son versiyonu burada direkt olarak geliyor Windows için. Tabii Windows makine kullanıyorsanız. Bizim kullanacağımız versiyon 3.6'lı versiyon arkadaşlar. Bunu indirmeniz gerekiyor eğer bizim dersleri takip edecekseniz. Daha önceki versiyon 2.7'li versiyonlar. Artık Python bunları geçti. 3.6'lı sürümlere geldi. Hatta 3.7 çıktı ama şu an beta'da. Beta'da olduğu için kullanmayacağız. Stabil olup olmadığını henüz bilmiyoruz. 3.6.5 versiyonu var şu an videonun çekildiği tarih itibariyle. Bunu indirip normal setup dosyasıdır. Normal bir şekilde kurabilirsiniz. Kurduktan sonra ne oluyor? Kurduktan sonra arkadaşlar işte bir tane Python 3.6 benim işlediğim sistemi 64 bitlik sürümünü kurmuştum. Böyle bir alan geliyor. Buna interpreter, yani direkt olarak yazdığınızı işleyen alan olarak düşünebilirsiniz. İşte ben buraya print algoritma uzmanı yazdığımda bunu direkt Python kodunu çalıştırıyor. Hatırlarsanız compile etmediğini söylemiştim. Compile etmiyor arkadaşlar. Python direkt olarak çalıştırıyor. Böyle bir özelliği var. Aslında özellik dediğimiz high level language, yani yüksek seviyeli dil olmasıyla alakalı. Bu durum PHP'de de var, Ruby'de de var. Sanırım R isimli dilde de vardı. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burası at koşturma alanı gibi. Denemek istediğiniz şeyleri burada yapabilirsiniz. İşte A eşittir 5, B eşittir 4 deyip A artı B dediğiniz zaman bunun direkt yazdırıldığını görebilirsiniz. Ama biz, yani ben bu video çekimi süresince doğru düzgün bir IDE üzerinde çalışma yapalım diyorum. Bunu kapatıyorum. Visual Studio Installer üzerinden Python'ı kurmanız gerekecek eğer Visual Studio ile kullanmak isterseniz. Ha, neden Visual Studio kullanmak istiyorum? Çünkü arkadaşlar otomatik tamamlama gibi özellikleri var ve oldukça iyi çalışıyor açıkçası Visual Studio. Ben de Visual Studio Community 2017 kurulu. Bu ücretsiz bir sürümdür. Bunu siz de kurabilirsiniz. Eğer kurulu değilse tavsiye ederim. Bunu kurun arkadaşlar ama kurduğunuz zaman Python direkt kurulu gelmez. Visual Studio Installer'ı açarsınız. Burada More diye bir kısım var. Modify. Buraya gelirsiniz. Buradan arkadaşlar Python modülünü yüklersiniz. Şimdi nerede olduğunu göstereyim. Burada Web and Cloud diye bölümde Python Development. Bakın burada görüyorsunuz. Buradaki tik işaretini işaretleyip Modify'a basarsanız yüklenecektir. Bende yüklü olduğu için tekrar basmıyorum. Bu yükleme işleminden sonra Visual Studio üzerinde kullanabilir hale geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben Visual Studio'yu açıyorum. Daha önce ilk derste bir tane şey oluşturmuşum ben, dosya. Nasıl oluşturulacağını göstereyim. File, New, Project dedikten sonra sol kısımda Install bölümünün altında Python'ı görmeniz gerekiyor. Eğer görmüyorsanız çok affedersiniz, yükleme işlemini yapmamışsınız demektir. Visual Studio Installer üzerinden yüklemeyi yaparsınız. Python'ı seçtikten sonra biz sadece Python Application kullanacağız. Burada isim verip OK dersiniz ve proje oluşturulur. Bu kadar. Daha sonra işte çalıştırmak istediğinizde nasıl olacağını göstereceğim şimdi. Hepsi çok basit. Şimdi arkadaşlar ilk derste değişkenlere ufak ufak giriş yapmak istiyorum. Ben şurada comments satırını açtım. Değişkenler diyorum. Burayı yazı tahtası olarak da kullanabiliriz. Şimdi
Değişkenler arkadaşlar, değişkenler Python üzerindeki değişkenler diğer programlama dillerindeki gibi. Neler var? Birçok primitif değişken var ama ben bu derste integer'ları ve string'leri tanıtmak istiyorum. İşte string'ler arkadaşlar, şöyle göstereyim. A değerine string atamak istiyorum mesela, algoritma uzmanı. Python'da noktalı virgül koymuyoruz sona. Şu değişken ismidir. Değişken ismine bir tane string değer atama işlemi gerçekleştiriyoruz. Peki bu A'nın string olduğunu Python nereden anlıyor? Python şu şeyler var ya, tırnaklar. Tırnak içine yazdığım için Python bunu ne diyor? Python bunu string olduğunu anlıyor. Bu bir string değerdir arkadaşlar. String dediğimiz esasında budur. Peki integer nedir? Arkadaşlar integerlar tam sayıdır. 5 olabilir, 15, 100, 1000, 1 milyon ya da eksi 1 milyon gibi sayılar integerdir. Integerlar arkadaşlar tam sayılardır. Yani 5.4 değildir. 5'tir, 10'dur, 15'tir. Tam sayılara biz integer diyoruz. Python bunu nereden anlıyor? Sadece tek bir sayı halinde yazdığımızda bunun integer olduğunu anlıyor. Ha yok, şöyle yazdığımda bu float'a dönüşüyor. Dikkat edin, demin int yazıyordu, şimdi float yazıyor. Değil mi? Şöyle yazdığımda bakın int yazıyor. Şöyle yazarsam float yazıyor. Yani nokta koyup ondalık kısmı yazarsanız o bir float'tur. Float. Ama yazmazsanız bu bir integer'dır. Şimdi arkadaşlar, başka programlama dilleri kullanan arkadaşlar, özellikle şurayı sileyim. Özellikle C#, Java ya da C++ gibi dilleri kullanan arkadaşlar bu tanımlamaları normalde şöyle yapardı. Int derdi, b eşittir 5 demek zorundalardı. Yani onlar b'ye 5 değerini atayınca hata verirdi. Ama Python'da ve benzeri dillerde, PHP gibi benzeri dillerde böyle bir özellik var. Yani biz buna direkt 5 atadığımızda anlıyor Python bunun integer olduğunu. Tamam mı? Böyle bir avantaj mı desek demesek mi? Şimdilik avantaj diyelim. Ama aslında çalışma mantığından kaynaklanıyor. Böyle bir özelliği var. Ya da işte daha başka bir özellikten bahsedeyim ben size. Mesela A değeri neydi? String'ti değil mi? Ben bu A değerine 10 atarsam bu A değeri artık integer oluyor. Siz bir de bunu Java'da deneyin. Ne oluyor? Bunu yaptığınız zaman başka programlama dillerinde hata verir. Tamam mı? Ama Python'da hata vermez. Direkt 10 yazdırdı. Eğer şunu kaldırırsam algoritma uzmanı yazdıracaktır. Bu şekilde çalışıyor. Yani atamış olduğunuz bir değişkenin üzerine başka tipte bir değişken atamaya kalkarsanız o da çalışır. Boolean bir ifade atadım. Ne olduğunu bilmiyorsanız önemli değil. Anlatırız. Yani değişkenin türü değişebiliyor Python'da. Bakın bu çok önemli. Değişkenin türü, ben burada string değişken oluşturmuşum. Hop burada Boolean değişkene çevirmişim bunu. Tamam mı? Bu başka programlama dillerinde olmaz. Şeyler hariç, PHP'dir. İşte adı aklıma gelmedi. R programlama dildir, Ruby'dir. Bunlar da olmaz. Bunlar da olur, pardon, diğerlerinde olmaz. Esas mevzu burada şu. Değişkeni oluşturduğunuzda Python bunu otomatik algılıyor. Değiştirmek istediğinizde amaca uygun şekilde değiştirebiliyorsunuz. Esas vurgu noktasına geri dönelim. String değerler oluşturulurken Python'da
tırnak içerisine yazılıyor. Bunu bilin. Tırnak içerisine yazılır. Integer yani sayı cinsinden değişken oluştururken ondalıklı kısmı yazmadan tek bir sayı yazarsanız bunun integer olduğunu anlıyor. Ama şu şekilde mesela pi sayısını yazalım. Noktalı bir sayı yazdığınızda bu bir float değişken oluyor. Tamam mı? Bu bir float değişken oluyor. Üzerine geldiğinizde zaten yazıyor bakın. Visual Studio'da böyle bir avantaj var. Bu bir str bir bak burada hem str hem bool yazıyor. Çünkü burada tuttum bool atadım. O yüzden hem str hem boolean değer atadı. Şimdi üzerine geldim. Str diyor. B integer'mış. C ise float'muş. İşte ben burada hepsini yazdırmaya kalkarsam hata alacağım. Onu da göstermek istiyorum. Hata aldı. Neden? Şimdi arkadaşlar bunun nedenine birazdan geleceğim. Şu print kısmına gelelim. Burayı biraz geçiştirdik. Hemen print yazdım. Ama nasıl bir işe yaradığını anlatmadım. Print bir fonksiyondur. Python içerisinde yüklü bir fonksiyondur. Biz bunu yazıp parantez açıp içerisine bir değişken yazdırırsak o değişkeni yazdırır. Mesela A yazdırırsam algoritma uzmanı yazdıracak. Şuraya geldim. B yazdırırsam 5 yazdıracak. Buraya geldim. C yazdırırsak 3.14 yazdıracak. Bakın. Print fonksiyonu demek ki bu işe yarıyormuş. Ha ben normal bir şekilde print yazıp içine merhaba dünya yazarsam ne olur? Hata verir. Değil mi? Neden hata veriyor? Çünkü bu merhaba dünya bir string'tir. Bir string ifadeyi yazdırabilmem için ne demiştik? Tırnak içerisine almam gerekir. Tırnak içerisinde yazdırırsam sorun yok. Hepsini yazdırdı. Yani bu parantezin içine değişken yazacaksak tırnak falan kullanmayacağız. Ama bir string ifade yazdıracaksak tırnak kullanmamız gerekecek. Python'ın önceki sürümlerinde sanırım şunu destekliyordu. Merhaba. Ay diyelim. Ama 3.6'da bu desteklenmiyor. Hata veriyor. Öyle bir alışkanlığı olanlar bunu ihmal etmesin. Böyle bir durum var. Parantez açıp içine yazıyoruz. Python 3.6'da. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir şey daha yapalım. Mesela biz ne yaptık? Integer değer oluşturduk. Float değer oluşturduk. Bunları toplayalım. B artı C desem ne yapar? Şey yapar mı? Deneyelim. Denemeden olmaz. Biz burada bu işlemi yaptık ama yazdırmadık sonucu. Sonucu yazdırmak için ben bir tane de D diye değişken oluşturacağım. Burada ne diyorum? B değeriyle C değerini topla, D'ye ata. Şurada da gel print, D'yi yazdır. Bakın 8.14 yazdı. 5 artı 3.14, 8.14. Integer değerle float değeri topladı. Tamam. Python bu işi yapıyor. Burada sıkıntı yok. Peki. Ben bir de algoritma uzmanı yazdırmak istiyorum yanına. Yanına da bir tane algoritma uzmanı yazsın. O 8.14'ü yazsın ama hop hata veriyor. Ha. Şimdi ben buraya bir tane artı yazdım. Aslında bu artıyı neden yazdım? Size bunu açıklamam gerekiyor. Buradaki artı arkadaşlar string birleştirme operatörüdür. Şöyle yazayım. Artı string birleştirme operatörüdür. Hatta neden string yazdım ki ben? Birleştirme operatörüdür. İçerideki tür neyse ona göre birleştirir. Heh, bu daha doğru bir ifade oldu. Operatörüdür. Artı birleştirme operatörüdür. Bakın
artı c aslında birleştirildi. Ama bunlar sayı türünde ifade olduğu için yine sayı türünde bir birleştirme yapıldı. Halbuki ben şunu kaldırsam, mesela gelsem şuraya, tamam mı? At desem algoritma, soyad desem uzmana ve şuraya gelsem. At artı soyad desem ne yapar? Bakın algoritma uzmanı yazdırır. Ne demiştim? Artı birleştirme operatörüdür. Birleştirme operatörü iki ayrı değişkeni birleştirir. Neye göre birleştirir? Türlerine göre birleştirir. Eğer bunlar string ifadeyse yan yana yazdırır. Tamam mı? Ama yok bunlar sayıysa tutar, toplar. Şuradaki gibi. Yani ben buraya D yazdırdığımda, hatta içine yazdırayım B artı C diyeyim. Ne oldu? O iki ifadeyi birleştirdi. Neye göre birleştirdi? Türlerine göre birleştirdi. Şimdi ben buraya ad artı soyad yazınca algoritma uzmanı yazıyor ya. Ben şurası yani tek bir satır. Tek bir kelime pardon. Tek bir kelime. Ben ikiye bölsün istiyorum. Ne yapıyoruz o zaman biliyor musun? Bir tane boşluk, tırnak içerisinde boşluk bırakıp bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Yani at artı boşluk artı soyad. Bakın ne yapıyor? Algoritma uzmanı diyerek yazdırma işlemi yaptı. Yani araya bir tane boşluk bıraktı. Tamam mı arkadaşlar? Bu üç temel değişken bu biçimde. Demin bir tane hata aldık ya. O hatayı bu videoda açıklasam mı bilmiyorum. Yani B artı C dedim. Artı at artı soyad. Birleştirme operatörü bunlar ya. Birleştirmiyor. Birleştirme operatörü aynı tip değişkenleri birleştirir. Bu B nedir? Bu B integer. C float. Tamam bu ikisi birleşebilir. Burada sıkıntı yok. Ama ad ve soyad string'tir. String bir integer'la nasıl birleşsin? Bunun çözümü, bunların çözümü var aslında. Bunun çözümüne şimdi girmeyeceğim. Tamam mı? Şimdi girmiyorum. Sonra anlatacağım. Ha ne olur? Ne yaparız? Şu B ve C'yi string'e çeviririz. Bu şekilde bir çözüm uygulayabiliriz. Ya da şu D'yi direkt string'e çeviririz. 8.14 artı algoritma uzmanı yazdırabiliriz. Buraya fazla girmiyorum. Şimdi toparlıyorum arkadaşlar çok uzatmadan. Ben burada ne anlatmaya çalıştım? Ben burada integer ve string değerleri anlatmaya çalıştım. Tamam mı? Şurayı siliyorum. Hatta hepsini sileyim. Int değerler, int diye kısaltırız integer'ları. Tam sayılardır. Ve A eşittir 5, B eşittir 10, C eşittir eksi 5 şeklinde gösterilir. String karakterler içeren ifadelerdir. Çok teorik anlatım ama böyledir. İşte D eşittir algoritma bir string'tir. C eşittir uzmanı bir string'tir. En önemli unsuru tırnak çift tırnak içerisine yazılır değil mi? Python bunu bu şekilde anlar. Yani tırnak içerisine yazılan string olduğunu anlar. Bir de ne vardır? Float değişkenler vardı. Daha bir sürü değişkenimiz var da bu video için diyorum. Float ondalıklı sayıları tutar diyorum. Şuraya E yazayım karışmasın. F eşittir 3.14 bir ondalıklı sayıdır. G eşittir 10.235 2345 sayısı bir ondalıklı sayıdır. Python bunları otomatik olarak
algılar arkadaşlar. Bir de bu videoda ne anlattık? Print fonksiyonunu anlattık. Print fonksiyonu dışarıya output veren, yani çıktı veren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon parantez açılarak yazılır. Yani print parantezin dışında, parantezin içinde de yazdırmak istediğinizi yazdırırsınız. Ya direkt değişken ismini yazarsınız. A 5 olduğu için 5 yazdıracaktır. Tabii şurada bir şey yapmışım. 5 yazdıracaktır. Ya da ben buraya algoritma uzmanı Python ilk ders yazdırırım. Tırnaklar içerisine yazdırdığım için direkt olarak string'i ekrana bastıracaktır. Bir de birleştirme operatöründen bahsettik. Artı birleştirme operatörüdür. Ama aynı tipteki değişkenleri birleştirir. Şeyi karıştırmayın. Int ve float'u birleştirir. Float'u birleştirir diyeyim. Ama string ve int gibi farklı değişkenleri birleştirmez arkadaşlar. Şuraya tekrar comment'ı açayım. Gibi farklı değişkenleri birleştirmez. Evet arkadaşlar. Bu giriş dersiydi. Bazı şeyleri vurgulamaya çalıştım. Önümüzdeki dersten itibaren yine değişkenleri devam ediyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.